şu an piyasa geçen yıla göre biraz yüksek. Mesela bir pantolonun fiyatı 350 lira, bir kazağın fiyatı 200 lira. Bundan dolayı vatandaşta alım gücü kalmamış. Ekonomik durumlardan dolayı. Vatandaş önceliğini hep temel ihtiyaçlarına harcıyor. Kıyafet de temel ihtiyaç ama o ikinci planda. Öncelikle gıda olarak ihtiyaçlarını harcıyorlar. Bir de şu an mesela çarşı piyasası tam ölmüş durumda. Yok, onlar çarşıya vatandaş gelmek istese bile gelemiyor. Burada park yeri özellikle en büyük sıkıntımız. Park yeri olmadığı için otomatikmen bu Novada tarzı yerlere, bahçeler tarzı yerlere öncelik oluyor. Şu an mesela Bağlarbaşı çok yoğun bir şey olmuş. Yani bildiğiniz üzere geçenlerde deprem oldu. Evet. Deprem olduğundan dolayı otobüsler toplanmaya kadar gitmiyor, 63 otobüsleri. Pasajın önünde kalıyorlar. Bu sizi etkiledi mi? Müşteri falan bu durumdan dolayı gelmiyor. Ya şu an zaten mesela normal bir otobüse bindiğinizde sizi toplamada bırakıyor. Otomatikmen toplamadan pasajın oraya kadar yürümek milletin gözüne geliyor. Adam zaten gelmek istese bile çarşıya otomatikmen bu otobüs meselesinden dolayı gelmekten vazgeçiyor. Bu durumda ne oluyor? Gözünün önündeki yerler kendilerine daha münasip geliyor mesela. Adam evinin oradaki yerlerden alışverişini yapıyor. Çarşıya inmek zor oluyor biraz. Bu otomatikmen çarşıdaki bütün esnafı etkiliyor. Otobüs konusu. Peki bu yıl fiyatlar kaç kat artmıştır? Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre %50 artmış durumda. Geçen yıl 80'e verdiğimiz ürün bu yıl 120-130 arası değişiyor. Geçen yıla göre ürün başı %50-60 değişim gösteriyor. Gerçek. Tam o zaman iftardan sonra yaşıyorsan. Bak geleceğim 200 lira dedi siyah pantolon. Tamamdır siyah pantolon. Vatandaşın halı kalmamış yani. Nasıl diyeyim? Bakıp soruyor fiyatını ondan sonra bırakıp gidiyor. Alamıyor yani. Abi fiyata geçen yıl oranla ne kadar yüksek? %150 falan yüksek. %150. Geçen seneye göre %150 fiyat arttı. Peki abi müşteri falan geçen yıl oranla daha fazla mı geliyor, az mı geliyor? Hayır, az geliyor. Müşteri yok. Müşteri geliyor, alamıyor. Gelip sorup gidiyor yani. Alamıyor müşteri alamıyor. Esnaf olarak çok zor durumda. Yani esnafın durumu da iyi değil. Bu pahalılıktan dolayı esnaf da iş yapar. Ucuz olursa vatandaş alır. Emine. Pahalı olsa da bu sene çok muzdaribiz. Deprem oldu, sel oldu. Yolları kapattılar. 63 şehir merkezine çalışmıyor. Vatandaş ile camilerimiz hepsi kapattı. Yani çarşı şu anda, çarşı esnafı bitirdi. Fiyatı şu anda, ben beraberim, sen de şu gördüğümüz olduğumuz spot normalde mağazada 200 lira. Burada 50 lira. Alın de, alın de. Niye bakın? Çarşı bitti. Bitiyor, 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 bitiyor. Fiyatlarda. Fiyatlarda yükselme %100 oldu tahminen. Ama alışveriş yok yani çarşıda. Abi bildiğiniz üzere geçenlerde aynen deprem olmuştu. 63 hat otobüsü pasajın önünde duruyor, toplamaya kadar gidemiyor. Bundan dolayı insanlar gelip buraya kadar daha fazla eşya alıp gidemiyorlar. Ben de onu söyledim. Yani dolmuş çalış. Abi sizi etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Abi işte dedim ya, çarşıda hiç kimse yok. Çok büyük zarar oldu. Buna bir an önce bir çözüm bulmalar lazım. 63'ü toplanmadan balalı gene çalıştırmalar lazım. Biz normalde sahura kadar burada kalan esnaflarız ama şimdi... Tamam, bir şey diyorsunuz. Ne de bir şey yani. Yani bayramlık bile alamıyoruz. Durumumuz da yok. Siz esnaf mısınız yoksa yo, ben alışveriş yapmaya geldim? Alışveriş yapmaya geldim. Ne kadar bir bütçe ayırdınız? Ya şu an az bir bütçem var. O bütçeyi alana kadar alamıyorum. Kendinize ne almayı düşünüyorsunuz? Bayramlık alacağım ama alamıyorum. Her şey pahalı olmuş. Evet. 80-70 lira olmuş. Ne demek ki? 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 Ne demek ki?